أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm yasaklar bölümü. Tabii dinin yasaklamış olduğu, İslam'ın yasaklamış olduğu bölüm ve bu bölümün konusu da yeminle alakalı yasaklar. Yemin sözü kuvvetlendirmek üzere söylenen, yani özellikle sözü pekiştirmek için böyle ifade edilen bir sözdür. Tabii bunun çeşitli çeşitli yöntemleri vardır. Fakat yemin edilirken, yemin ederken nelere dikkat etmemiz gerektiği İslam dini tarafından böyle tüm detaylarına varıncaya kadar beyan edilmişti. Dolayısıyla biz konuşuruz, konuşurken sözümüzü kuvvetlendirmek için yemin ederiz. Ya da bir mal satmak için kişi yemin eder sağlam oldu diye. Ya da şu iş oldu ya da olmadı ya da şu işi yapacağım ya da yapmayacağım gibi konularda ne yapar? Sözünü pekiştirmek için kişi yemin eder. Tabii burada yemin ettiği zaman yemin ettiği hususlar İslam'a uygun olması lazım. Çünkü burada öyle bir yemin türü vardır ki, yani bazen o günah olmayabilir ama bazı yemin türleri öyle bir günahtır ki onun için kefaret vermek gerekir. Yani böyle bir 10 tane fakiri giydirmek gerekir ya da 10 tane fakiri sabah akşam doyurmak gerekir ya da bunlara gücü yetmiyorsa efendim 3 gün peş peşe oruç tutması gerekir ya da bunlara gücü yetmiyorsa Allah'a tevbe istiğfar etmesi gerekir. Bu tür yeminler var. Bir de böyle kişinin kasıtlı olarak söylemiş olduğu yeminler vardı ki bile bile yalan yere yemin etmiştir. Artık onu böyle bir fakiri giydirmesi, fakiri doyurması ya da oruç tutması kurtarmaz. O hani öyle bir büyük bir günah işlemiştir ki o tutup böyle Allah'ın huzurunda tevbi istiğfar etmesi lazım. Allah'tan bağışlanma dilemesi lazım. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edeceğiz. Yani tabiri caizse güzel Türkçemizde ifade edilen ağzından çıkanı kulağın duysun. Yani kulağın öyle bir duysun ki dilin ne söyledi, ağzın ne söyledi, bütün bunların hesabını ince bir şekilde yapmak gerekir. Çünkü neticede göz baktığından sorumludur, kulak işittiğinden sorumludur, el yaptığından sorumludur, ayak gittiği yerlerden sorumludur, dil de konuştuklarından sorumludur. Ve Rabbimiz bizlere birçok nimetler verdi. Bu bedenimizdeki uzun nimetler olduğu gibi yememiz gibi, içmemiz gibi, çoluk çocuk gibi, eş gibi, vatan gibi, millet gibi, komşu gibi, arkadaş gibi, mal efendim gibi, iş yeri gibi böyle birçok nimetler verdi. İşte bütün bu nimetlerin hesabı bizlere sorulacak. Dolayısıyla Allah yolunda bu nimetleri kullanmamız lazım. Allah adına, Allah için kullanmamız lazım. İşte yemin konusu da bu kadar önemlidir. Ağzımızdan çıkan söze çok dikkat edeceğiz. Şimdi bu konuyla alakalı, yeminle alakalı birçok fıkıh kitaplarımızda detaylı bilgiler var. Biz inşallah bugünkü sohbetimizde bu konuyla alakalı birkaç konuyu inşallah hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Hadis-i şerifler ışığı altında. Yemin ederken özellikle böyle cahiliye döneminde babalar üzerine yemin edilirdi. Yani örf olmuş. Yani
Ülkemizde de bazen yemin etme konusunda bazı farklı örfler vardır. İslam bunları yasaklamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurdular. İnne Allahe Teala yenhaküm en tehlifu bi âbâikum. Muhakkak ki Allahu Teala sizin babalarınız üzerine yemin etmenizi nehyetti. Yani böyle bir yemin türü yok İslam'da. Femen kâne hâlifen felyahlif billâhi. Her kim Allahu Teala Zülcelal Hazretleri için böyle yemin edeceği zaman, yani kişiyi herhangi bir konuda bir yemin edeceği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yemin etmemiz gerektiğini şöyle buyurdu. Femen kâne hâlifen felyahlif billâhi. Her kim yemin etmek istediği zaman Allah adına yemin etsin, evliye sumut ya da sussun. Yani illa bir yemin edeceksen Allah adına yemin edeceksin. O da gerekliyse yemin edeceksin. Yoksa susmamız gerektiğini ifade ediyor. Mesela bir başka hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçücük bir farkla yine فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ اِلَّا بِاللّٰهِ. Bir kimse yemin edeceği zaman Allah'tan başkası adına yemin etmesin, illa Allah adına yemin etsin, evliye sükut ya da sussun. Dolayısıyla ağızdan yemin çıktığı zaman bunun sorumluluğu var. Böyle örf olmuş, adet olmuş, halk arasında efendim şöyle yemin ediliyor, böyle yemin ediliyor. Kur'an'a uyuyor mu? Uyuyorsa tamam. İslam'a uyuyor mu? Uyuyorsa tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyuyor mu? Uyuyorsa tamam. Ancak uymuyor ise, insanlar böyle yemin ediyor diye, halk arasında böyle yeminler yaygınlaşmış diye o yeminlerin İslam'da bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla Allah adına yemin edeceğimiz zaman Allah'ın ismini zikretmemiz gerekiyor. İşte vallahi, billahi, tallahi gibi bunlar yemindir. Allah'a yemin ederim ki bu bir yemindir. Ya da Allah-u Teala izzeti üzerine, Rabbimizin sıfatları, izzeti üzerine yemin ederim ki gibi böyle Rabbimizin izzetine, kudretine, bu sıfatlarından herhangi birisini vesile kılarak yemin etmek de bu da yemindir. Ama bunun dışında Allah'ı yüceltmeyen İslam dışı yeminler yemin statüsünde değerlendirilmez. Dolayısıyla ile Müslüman yeminini de illa gerekiyorsa, etmesi gerekiyorsa bu şekilde Allah'ın adını alarak yemin etmesi gerekir. Şimdi bakınız, mesela özellikle İslam gelmeden önce putlar çok yaygın idi Mekke'de, Medine'de de. İslam gelmeye başladıktan itibaren putlara savaş açtı. İslam efendim yayıldı, Medine'ye yayıldı, Mekke fethedildi ve o zaman da yine böyle putların kalıntıları kökünden silinsin için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce İslam dini hepsi ne yapmıştır? Özellikle bunlardan zerre kadar bir kalıntı kalmasın diye şirk konusunda özellikle bizleri uyarmışlardır. Mesela o dönemlerde işte babalar üzerine yemin ediliyor, putlar üzerine yemin ediliyor idi. Efendimiz bir mübarek hadis-i şerifinde şöyle buyurdular. La tahlifu bid davagi. Böyle putlar üzerine yemin etmeyin. Vela bi âbâikum, babalarınız üzerinde yemin etmeyin. Yani o dönemde böyle bir alışkanlık var idi. Putlara yemin edilir idi. Babaları üzerine, ataları üzerine yemin ederler idi. Bunların böyle İslam'da bir karşılığı yoktur. Zaten bir kimse bir şeye yemin ettiği zaman onu yüceltir, yüceltmesi anlamına gelir. Lat putuna yemin ederim ki dese kişi. Yani örnek olarak söylüyorum. Nun o putu yüceltmiş olur. İslam putları yıkmak için, şirki yıkmak için gelmiştir. Dolayısıyla yemin Allah adına yapılır. Vallahi, billahi, tallahi gibi Allah'ın izzeti üzerine yemin ederim ki, kudreti üzerine yemin ederim ki, ya da yani kasem ederim, yemin ederim. İşte ant içmek de mesela Türkçe'de ne olur? Bir yemin anlamına gelir. Dolayısıyla ant içerim gibi bir şey söylemiş olsa da yine bu kastı yine Allah için yemin etmek, bu yemin kastı olduğu zaman bu da ne olur? Yemin olmuş olur. Tabi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yemin ettikleri var. Mesela baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de tin, efendim incir, zeytin, zeytine yemin etmiştir, incire yemin etmiştir Rabbimiz, semaya yemin etmiştir, Tur Dağı'na yemin etmiştir, Tağra'ya yemin etmiştir. Böyle birçok mahlukata yemin etmiş Rabbimiz eder. Rabbimiz o yaratılmış olanlara dikkat çekmek için bu yeminleri yapar. Özellikle dikkat çekilsin, insanlar tefekkür etsinler. Böyle Rabbimizin bu varlıkları üzerinden Rabbimizin gücünü, kuvvetini, onun varlığını, birliğini idrak etsinler diye Rabbimiz Celle Celaluhu bu şekilde yemin eder. Ama biz yemin edemeyiz. Yıldıza yemin olsun, edemeyiz biz. Bunlar yemin sayılmaz. Efendim güneşe yemin olsun, aya yemin olsun, olmaz. Ama şu olabilir.
tinin Rabbi hakkı için, mesela incinin Rabbi hakkı için, anlaşılsın diye bunları söylüyorum. Yani illa böyle bir şey yemin edecekse kişi, Tarık'ın Rabbinin hakkı için. Bu da nedir? Neticede Allah'a bir yemindir. Dolayısıyla Müslüman yemin ederken de Allah adına yemin edecek ve vallahi billahi tallahi gibi, kasem ederim ki gibi ifadeleri kullanmış olacak. Ancak bunun dışında, Allah'ın dışında bir şeyler yemin edilirse bu yemin sayılmaz. Hatta şunu da ifade edelim. Bazı dönemler mesela namaza, oruca, efendim hacca gibi böyle yemin eden insanlar olmuştur. Bunlar yemin sayılmaz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men halefe bil emaneti feleyse minna, işte emanete yani namaza, oruca, hacca gibi böyle ibadet yemin edenler efendim bizden değildir. Yani bizim yolumuzdan değildir anlamında. Yani Müslüman yeminlerinde de, konuşmasında da, oturmasında da, kalkmasında da, yeme içmesinde de, gecesinde de, gündüzünde de, efendim toplum içerisinde bulunmasında da, tenhada da, seyahatlerde de, efendim tatillerinde de nasıl davranması gerektiğini Kur'an beyan etmiştir. Bu usulü takip etmek Kur'an'ın yoludur. Bu metodu takip etmek sünnetin yoludur. Bu metotla birlikte Müslümanca yaşamak Allah'ın dininin yoludur. Dolayısıyla biz dünyaya geçici olarak geldik. Efendim geçen yüzyılda yaşayanlar hepsi mezarlıkta. Şu anda 8 milyara yakın insan var. Bu insanların efendim 100 sene sonra bizden kimse kalmayacak. Hepimiz mezarlıkta olacağız. Dolayısıyla madem ki herkes gelip gidiyor, en azılı kafirler de, kan içici vampirler de, Firavun gibi, Nemrut gibi insanlar da hepsi ölmüştür. En yüce insanlar, en değerli insanlar, sahabeler gibi, Allah dostları gibi, peygamberler gibi ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi insanlar ne olmuştur? Hepsi vefat etmiştir. Demek ki dünyada kimse kalmıyor. Biz de öleceğiz ama ahirete salih amelleri götürmek zorundayız. İşte sözümüze dikkat etmek, yemin ederken de İslam'a göre yemin etmek de bu da bizim Müslümanca görevimizdir. Şimdi bakınız, bir başka hadis-i şerif okuyalım bu konuyla alakalı. Bu konuda yapılan yanlışlar var halkımız arasında da. Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerif. Tabi aynı zamanda bu Nesai'de, İbn-i Maci'de, Ehl-i Sünnet'i temel hadis kitaplarını ihtiva eden Kütüb-i Sitte'nin diğer hadis külliyatlarında da geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki men halefe fegal, bir kimse şöyle yemin etse, ne dese, inni beri'un minel İslam, ben İslam'dan uzak olayım diye yemin etse, yani böyle bir yemin etse, yani adam şöyle der, İşte bir işten bahsediyor, bir şeyler söylüyor. İşte ben İslam'dan uzak olayım, dinden çıkayım, imandan çıkayım diye. Böyle söyleyenler var mı? Var maalesef. Yani ülkemizde de var. Böyle sözler yemin değildir. İşin tehlikesini Efendimiz sözün devamında şöyle beyan ediyor. فَاِنْ كَانَ كَادِبًا. Şayet o kimse gerçekten eğer bu söylemiş olduğu sözde yalancı ise, yani yalan söylüyor ise, atıyor ise böyle, zaten fehve kema gal, o söylediği gibi yalancıdır. Zaten yalancılık İslam'da tasvip edilmemiştir. Bir insan yalan söyler, sonra yalancılığı adet haline getirir. O kimse yalan söylemesi, o kimseyi ateşe doğru, cehenneme doğru götürür. Hatta öyle olur ki Allah katında yalancı olarak yazılır diyor. Ama bir kimse doğru söyler, doğru söylemeyi adet haline getirir ve doğru söyledikçe de iyiliğe yaklaşır. İyilik de onu cennete yaklaştırır ve Allah katında da çok doğru sözlü olan sıddık, böyle sadık olarak nitelendirilir, vasıflandırılır. Dolayısıyla Müslümanın görevi doğru söylemektir, yalan söylememektir. İşte bir kimse ben İslam'dan uzak olayım diye bir konu hakkında yemin etse, sözünde yalancı ise gerçekten o yalancıdır. Ama ve inkâne sadıken, ya bunda gerçekten dinden çıkma niyeti var ise, böyle bir yemin ettiği felen yerce ilel İslam'ı salimen, ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki eğer sözünde doğru ise o kişi inancından bir şey kaybetmeden İslam'a dönmez. Allah korusun. Yani bu iş böyle oyun değil, eğlence değil, dalga geçme değil, ciddi bir iştir. Dolayısıyla ağızdan çıkan söz böyle kişiyi bağlar. Hani mesela böyle bazen televizyonlarda çığ düşmesiyle alakalı haberler duyuyoruz ya, çığ düşmüş. Nasıl çığ düşüyor? Efendim böyle dağlarda karlar var. Bazen böyle hey diyorsunuz, bir söz söylüyorsunuz, bir kelime. O sözün yankısı o dağdaki o kara çarpıyor.
ve orayı parçalıyor ve oradan orada çığ düşüyor. Yani küçücük bir söz deyip geçmemek lazım. Dağlardaki karları düşürüp ve orada da böyle bir köy gibi geniş bir alanı da böyle imha edebilecek, zarar verebilecek böyle bir yıkıma sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bunlar maddi sebepler. Ama bir Müslüman da dini konusunda ağzından bir söz çıkar, bazen o günaha girmiş olabilir, bazen sevaplardan mahrum kalınmış olabilir, bazen Allah yolunda büyük sıkıntılara düçar olmuş olabilir ve bazen de Allah göstermesin o sözünden dolayı dinden, imandan çıkmış olabilir. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan söze özellikle din konusunda, İslam konusunda çok dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla bir insan bir konuda yemin edeceği zaman efendim tutup da efendim ben İslam'dan uzak olayım ki bu böyledir, buna gerek yok. Sen adamsan, yani tırnak içerisinde söylüyorum, bir Müslüman yani doğru sözlü olmalı, sözü senet olmalı, yemine pek ihtiyaç hissetmemeli. Sözünü söylediği zaman ya bu adam mı o doğru söylüyor, efendim bu kadın o doğru söylemiştir, böyle bir güven verilmeli. Müslümanın özelliği bu olmalı. Çünkü Efendimizin ahlakı da bu. Efendimizin efendim hayatındaki örneklerde hep bize güvenilir olduğunu, doğru olduğunu gösteriyor. Kafirler bile, inanmayanlar bile Efendimiz'i tasdik etmişler. Dolayısıyla bir Müslüman bir konuda ya bu böyledir ya da bu şu şekildedir dediği zaman ya Allah, yani İslam'dan uzak olayım ki bu böyle demeye gerek yok. Ya da Allah göstermesin, yani hani böyle bazen çirkince bazı laflar söylenir. Şerefsizim ki bu böyle. Ya böyle bir yemin, böyle bir söz olmaz. Ya niye şerefsizim desin ki insan? İzzet, onur insan için en kıymetli değerdir. Ya da biraz daha ileri aşaması var. Yani burada bu söylenmesi uygun değil, ancak anlaşılsın, bu tür çirkinlikler söylenmemesi gerektiğini ifade etmek için söyleyeceğim. Yani bir Müslümanın iki dudağı arasından bu tür sözler çıkmaz, çıkmaması lazım ve çıkmamalıdır. Nedir? Adam bir konuda diyor ki, af buyurun, özür dileyerek söylüyorum, anam avradım olsun ki bu böyledir diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani ne demek anam avradım olsun? Böyle bir söz söylenebilir mi? Ama duyuyoruz değil mi bu tür sözleri maalesef? Bu çok çirkin bir söz. Hiçbir zaman bir Müslümana yakışmaz. Hatta bir insana bile, Müslüman olması şart değil, insana bile yakışmaz. Böyle bir söz söylemeye gerek yok. Yani dolayısıyla Müslüman sözü senettir. Söz söylediği zaman insanlar ona güvenmelidir. Tamam, bu söylediyse doğru söylüyor. Bu Müslümandır. Efendim, böyle bir inancı olması lazım. Kişinin insanlara vermiş olduğu bir güven olması lazım. Dolayısıyla biz insanlarla konuşurken de, biz insanlarla söz söylerken de sözümüz doğru olmalı. Yalandan, efendim çirkin olan şeylerden, şüpheli olan şeylerden uzak durmalı. Sözümüz karşı tarafa senet gibi olmalı. Şimdi burada bir örnek verelim. Şimdi söz dedik ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güvenilir olması, yani illa yemin etmemize gerek yok bir şeyde. Bazı insanlar çok alışkanlık haline getirmiş, sürekli yemin ediyorlar. Bazen satıcılar bunu yemin ediyor. Yani Efendimiz yani mecbur kalmadıkça yemin etmememizi, yani etmememizi, yemin konusunda böyle biraz uzak durmamızı istiyor. Özellikle satıcılar konusunda bir kimse sırf malını satmak için yalan yere yemin ederse, o belki o yalan yere yemin etti, Allah'ı şahit tuttu, bak vallahi bu mal kalitelidir gibi bir şeyler söyledi. Karşı tarafta inandı, belki sattı, sürümden kazandı. Onu sattı, bunu sattı, bunu sattı ama işin bereketi kalkar diyor Efendimiz. Dolayısıyla bu tür şeylerden uzak duracağız. Mümkün mertebe dilimiz yemine alışmayacak, sözümüz böyle senet olmuş olacak. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman o yolda bir hadise var. Nedir o? İşte Mekke'den niye Medine'ye hicret etti? Şu anda zaten bir 10 gün kadar kaldı. Hicri yılbaşı da yaklaşıyor. Yani bu onun bir hatırası olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatıyor. Müslümanlar, işte insanlar inanıyor, birer ikişer çoğalıyor. Mekkeli müşrikler de İslam'a karşı geliyorlar. Müslümanlara zulmediyorlar, işkence ediyorlar. İşte Habeşistan'a hicret etti Müslümanların bir kısmı. Aradan seneler geçti. Baktı ki Mekke'de artık bir İslam'ı rahat bir şekilde yaşayamıyoruz. Bu sefer Rabbimiz Celle Celaluhu Medine'ye hicret etme izni verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam Mekkeli müşriklerin bir tuzağından bahsetti. Bir tuzağından. Bu tuzak da nedir? Bu tuzak özellikle peygamberin
bir suikast emri verildi. Darun Nedve denilen Mekke'nin parlamentosunda. Onu kim öldürürse 100 tane deve. Bugünkü 100 tane son model bir marka arabayı düşünün. İşte bazı ödül avcıları Peygamber Efendimiz'in peşine takıldılar. Böyle Efendimiz'i öldürmek için. Yani ne olacak? Ödül alacaklar. Efendimiz'e bunu Cebrail Aleyhisselam haber verdi. Ve o gece baskın yapılacak evine. Böyle her kabileden 40 kişi seçildi. Ve her kabileden 40 kişi seçilmesi de yani şu şekilde, yani bir kabileden bir insan peygamberimizi yani öldürürse ne olur? O bir kabileyle peygamberimizin kabilesi harbi ilan eder. O bir kabile yenilebilir. Dolayısıyla her kabileden bir adam gelsin ki peygamberin kabilesi 40 tane kabileyle başa çıkamaz. Dolayısıyla intikam da alamaz. Kafirin mantığı bu. Onlar 40 tane pehlivan ellerinde kılıçlarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinin önüne dizildiler ve orada şafak vakti baskın yapacaklar ve Efendimiz'i yatakta basıp onu öldürecekler. Niyetleri bu. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e haber verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali genç bir delikanlı, ilk iman edenlerden, Efendimizin yeğeni, cennette müjdelenen 10 sahabeden birisi, aynı zamanda Efendimizin damadı. Hazreti Ali'ye, tabi o zaman damadı değil, daha genç, ve ona dedi ki, ey Ali dedi, sen bu gece benim yatağımda yat dedi. Şimdi Hazreti Ali de olacakları tahmin edebiliyor. Yani böyle bir durum söz konusu ama o da hiç ya ne olur ne olmaz şudur budur demedi. Resulullah emrediyorsa gözü baş üstüne dedi ve Efendimizin yatağında yatmayı kabul etti. Yani Hazreti Ali'nin bu tavrından da Müslüman gençlerin, Müslüman yetişkinlerin, Müslüman kadınların, ben Müslümanım diye herkesin alması gereken muhteşem bir hisse var. Onu da görmüş oluyoruz. Şimdi burada asıl dikkatimizi çekmemiz gereken hususlardan şunu ifade etmek için bütün bunları anlattım. Hazreti Ali'ye peygamberimiz dedi ki, ey Ali yarın, bak şurada emanetler var, şu 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 şu, bunları sen yarın falancaya filancaya 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 bunları dağıt dedi. Bunları emanet. Peki o emanetler kimin biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlattı. Mekke'de peygamberimize inanmayan müşriklerin emanetleri. Ebu Cehil'e emanet etmemişler. Ebu Sufyan o zaman Müslüman değil. Ona emanet etmemişler. Ümeyye bin Halef gibi azgın kafirlere emanet etmemişler, güvenmemişler. Peygamberimize inanmadıkları halde, onun dinine inanmadıkları halde, Kur'an'a inanmadıkları halde, İslam'a inanmadıkları halde Muhammed doğru sözlü bir insan, güvenilir bir insandır diye diyerek o Mekkeli müşrikten emanetlerini peygamberimize vermişlerdir. Demek ki Müslüman her haliyle düşmanının bile takdirini güven konusunda kazanabilecek bir ahlaki olgunluğa sahip olması lazım. Bu da nedir? Bu da İslam'ın bizden istemiş olduğu husustur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi güvenilir olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece, nesillerimizce, evlatlarımızca Kur'an ehli, namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli, haya ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın, milletimizin, ümmeti Muhammed'in selameti için, haseten Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve Doğu Türkistan'ın bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.